İşe gidip gelirken buradan Ganyanbay'da çalışıyorum. Ayağıma bir cam parçası battı. Bu terlik, aynı terliğin bu tarafı da var. Battı ayağımın, ufak bir sızı hissettim. Aa, geldim 3-5 gün. Baktım ayağımda bir kan var. Önemsemedim yani, iyileşir dedim nasılsa, gidip geliyorum işe. Ya baktım ayağım şişmeye başladı. Bir 15-20 gün sonra. Bir ay sonra kocaman oldu ayağım. Hastaneye yattım, tepeciye. Ya enfeksiyon kapmış. Şekerin dolduğundan. Geri dönüşü yok. Eğer bir gün daha geç kalsaydım böbreklerime sıçrıyormuş direkt. O iltihap. 35 günde yani yaptım. 35 gün içinde bu iş oldu. Kurtaramayız dediler. Baktılar filmler gece sabaha kadar acilde bana film hepsini çektiler yani. Dedi ya dedi öleceksin böbreklerine sıçrayacak. Yani dur geçme imkanı yok dediler bu ayağın. Vallahi 2014'ten beri insülin vuruyorum ben. Günde 4 defa insülin sabah, öğle, akşam bir de gece. İşe gidip geliyorum çalışıyorum yani çalışmama da engel değildi. Ganyanbay'da ben makine operatörüyüm. Gelir kaynağım yok. Hepsini kızım destekliyor beni. Başka bir şey yok. Kiramı da ödüyor. Vallahi ben de bu artık sıkıldım yani. Utanıyorum ben. Kızımdan bile utanıyorum ya. Ben bir akülü sandalye olursa pazarımı kendim görürüm yani. Biner gider. Bu şekilde pazarımı da göremiyorum. Her hafta kızarıyorum. Bana şu lazım, bu lazım. Her hafta sonu çocuk buraya tatil dinlenemiyor. Buraya geliyor. Şimdi arkadaşlarım geliyor. Oradan bütün çalıştığım iş yerinden gelenler ziyaret ediyor falan. İşte 3-5 arkadaşım var biraz maddi destek yardım ediyorlar da ben istemiyorum yani. Emekli olmaya çalışıyorum ama profesör bu diyorlar yani devamlı. Yani 3.635 günüm var. 1.800 gün yetiyor bana şu şartlarda şu puanla. Ama dedim puanı çıkaramıyoruz diyorlar. Ben de pazarımı kendim görürüm, ihtiyaçlarımı görürüm yani iyi kötü mesela markete bile gidemiyorum şu durumda. Şimdi markete gitsem elimle nasıl taşıyacağım? Şimdi ekmek aldım. Bununla mı geleyim? Külü tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var benim. Bir de sosyal yardım yapılırsa yani kirama falan yardım, elektrik suyu falan filan. O raporun çıkmasını bekliyorlar. Ama benim raporun çıkması zaten bir seneye yakın işte söylüyorum meseleyi anlatıyorum. Ben kendi kendimi şu anda idare ediyorum bak mesela şey olarak da. Ama buraya kadar yani ben de bittim artık yani. Zararım yok. Yıllardan beri gidiyor. Burada mıydı çalıştınız Ganyan? Çalışıyoruz makinenin güneş yapının dibinde. Yaklaşık 13 sene falan orada çalıştım ama 9 yıllık sigortalı, 4 yıllık sigortası bu sistemleri biliyorsunuz yani şey olarak. Peki ben. Adam devretti başkasına. Anlaştık. Çıkış paramı aldım, askerliğimi yatırdım, eksik günümü tamamladım. Şimdi günüm eksik değil, fazla emekli oluyorsun. Ben askerliğimi yatırdım o yüzden. Baktım emekli etmezler, yaşımı bekliyordum. Ama bu tarihsiz olay geldi başıma. İsterseniz size de yapayım hemen Nescafe. Sağ ol. Ayağımı şey yapacağım mı? Ay, kullandığım ilaçlar da orada zaten batikonlar. Sadece kendi tedavimi şeyimi bana bir şeye bağlanmadı yani. Kendi sargımı kendim sarıyordum, kendim yapıyordum. Öyle iyileştirdim ben bunu. Bu sizin 10 milyarını devlet ödedi. Gene. O ne oluyor? Hani şey, o zaman... Destekleme. İsterseniz bak temiz bunları. Ben çay kahve yapayım ben size. Kettle'da bu çayımı buraya. Bize yapma abi de kendine yap. Ama bunsuz yürüyemiyorum yani şey olarak. Kendim ayarlıyorum onu. O da takılmıyor işte bu elbiseler olunca. Ben çıkarıyorum, giyiyorum. Ondan sonra tekrar elbiseyi giyiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde böyle. Bu geçince içinde şey var. Pozisyonuna gelmişim artık. Yani böyle artık ya hastane dolaşmaktan da bıktım yani. Geçmiş olsun. Yani hepsi